Başlıyorum inşallah. Başla. Zaten vesselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain ala resulina Muhammedin sikkana ruhan. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle metni okumak istiyorum. Ey nefsim, madem böyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu rahmet etsin, öyledin, gayet istemem. İsterim fakat bir yâ ve bâki isterim. Zerreyim fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Sıfır 474. Üstad, burada mevcudatı isteyince ne oluyor? Konumuz neydi? Mevcudatı istemek ne demektir? Ha, tamam. Konumuz bu inşallah. Tamam. Peki, mevcudatın kemalatını ilan edecek. Sayın Yücelerim, mevcudatın mevcudatları mevcudat sende olunca mevcudatın kemalatını sende ilan ediliyor. Sözler 361. Benim hediyem hiçbir ne yapayım? Şu kıymetli hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Üstad da hiç hem hiç olduğundan mevcudatı istiyor. Çünkü külli bir niyet ve hadsiz bir itikadın ötesinde verilmesiyle bir fil hediye etmektir. Ya bir dakika Fatih. Ya arkadaşlar, evet. Bende mi sorun, ses sorunu var, sizde de var mı? Fatih'in sesi çok az geliyor. Bende net abi geliyor. Ha, sizde net değil mi? Gayet net abi. Tamam, devam et Fatih. Tamam abi. Şöyle 361. Mevcudatı arz ile haletlilik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden. Şimdi umum mevcudatın yer verirse, umum mevcudatın verilmesiyle ise mevcudatın içinde olmadığından haletlilik edecek sen kalmıyorsun. Çünkü mevcudatın içinde haletlilik. Hareketlilik edecek kimse yok. Sen de hareketlilik edenler... Şimdi sözler 361. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn der. Bütün halkın ibadetlerini ve istiyanelerini kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder. Şimdi burada İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn sende oluyor. Çünkü bu mevcutlar sende olmasıyla bir sürü mevcutlar yok. Bütün halkın ibadetleri ve istiyaneleri ise kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdimin arkasında olarak bunun mevcudun sende olmasıyla, yani bunun mevcudun sana verilmesiyle bütün halk ibadetlerini sende Mabud-u Zülcelal'e takdim ediyorlar. Yani ben sadece yerlerine koyuyorum bu şeyleri. Şimdi İcadül İcab 11'den, Zandan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebi azamından geldiği için 12. sözde beyan edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Şimdi bu mevcudat birden sınav verilmesiyle mevcudatla alakalı bütün alemler sende olacağından kelam sende ifade ediliyor. Mevcudatla alakalı bütün isimler de sende gözüküyor. İnsan eşittir Kur'an olduğundan Allah'ın kelamı sende ifade ediliyor. Mevcudatın sende olmasıyla sadece ayetin değil, mevcudatla alakalı bütün Kur'an'ın değil içine sende ifade ediliyor bütün Kur'an. Birden isteğim sırrıyla bütün bana mertebelerini birden görmektir. Sen Rabbine onun mevcudat genişliğinde bir mazhariyettir.
hem ismi azam ve hem ismin mevzuatla alakalı olarak mertebi azamına mazhariyettir. Yani bu mazhariyet sende ifade edilişidir. Bütün mevzuatın ilahı sırrıyla bu mevzuatın sende olmasıyla Allah'ın selamını sende tezahür etmesidir. Bağla Güzel 2'den okuyorum. Cinin de cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük, ayıp ve zembi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an-ı Hakim'in gayri kutsiyesine ve sünnet-i seniyeye ittiba eylemeye davet ettiğini. Şimdi mevcudatın sende olmasıyla bu metne tatbik ederek mevcudatın öfkesi söz konusu olmaz. Yani mevcudatın içinde değil, içinde olacağından dolayı öfkelenecek mevcudatın içinde bir sen kalmıyor. Mevcudatın sınav verilmesiyle zulmünü ortadan kaldırıyorsun bu makamda. Hem Kur'an-ı Hakim'in gayri kutsiyesi sende ifade ediliyor, hem sünnet-i seniyeye itibar edecek mevcudatın içinde bir sen olmadığından mevcudat senin içindeyken sünnet-i seniyeye sende ifade ediliyor. Yani ben mevcudat çalışırken daha çok sırrı insanı de sanki bana geliyor, yani bu şekilde ben anladım. Şimdi devam ediyorum inşallah. Asay-ı Musa 179. Onun mevzuata muhalefetiyle malen onların nefretiyle de iddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki bu mevzuatın zulmünle, bizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Onun mevzuatın sende olmasıyla zulmün ortadan kalkıyor. Zulmün ortadan kalkıyor, muhalefet nefret iddet edecek ve nizamsızlık, israf, nezafetsizlik gösterecek ve sana kızabilecek mevcudatın içinde bir sen kalmıyorsun. Adalet, hikmet, Kuddüs ve hatta Kahhar, Cebbar gibi mevcudatlarla kadar bütün isimler sende tezahür ediyor. Çünkü hariç kalmıyor mevcudat senin içinde olunca. 236. Mevcudatı birden birbirine esnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zemin hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağabeyin yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile bu matemhani umumi şerki cezbe içinde bir zikirhaneyi inkılap etti. Mevcudat sende olmasıyla zulmet ve nur, adem ve vücut alemleri sende çarpışıyor. Çünkü onlar senin içinde olacak ve sen dolayısıyla onların dışındasın. Ve mevcudun sana verilmesiyle altı cihette kalmıyor. Cihet-i sitte yani. Çünkü sen mevcudun içinde değilsin ki onlara bakarsın. Onlar dolaylı olarak senin içindeler. Mevcudun sende olmasıyla masumur, sen artık zaten rahatı kaybedip peki masumaya. Çünkü bu mevcudat sendeyken sen neredesin? Gayrı kalır mı hiç? Böyle yazmışım. Fatih biraz yavaş. Yavaş ol. Bekleyin, tamam. Sabaha tamam. Kadar buradayız. Yavaş. Yavaş takdim et çünkü İnşallah. Benim fazla kafam çalışmadığı için takip etmekte zorlanıyorum. Çok acayip şeyler koyuyorsun ortaya. Hadi. Estağfurullah. Şimdi etrafiyyatü el-mübevvekat ve sebevat ve tayyibat sırrıyla niyeti hediyeleri mevcut namına takdim etmekten öte mevcut senin içindeyken, yani mevcut sana verilmişken bu bir kelime-i şehadet ise senin mevcudatın içinde değil. Mevcudat sende, senin zihninde şahit oluyor. Senin mevcudatın içinde ona şahit olman değil. Çünkü bu mevcudat sende olunca mevcudat senin içinde sana şahit oluyor. Sen kendine şahit oluyorsun. Çünkü gayr kalmıyor. Mevcudatla kendine şahit oluyorsun. Mevcudat aynaların mecmuası olduğundan mevzuattan kendini seyrediyorsun. İçinde hiç olan birisiz birine küçük ayetten mürekkep, bir büyük aynalar, bir büyük aynayı camiye lazım ki o da birden mevzuatı birden isterim sırayla bir anda kendini seyredebilsin.
Aynı bir şey bana da yazıyorum bu arada. Şimdi lema var 335. Umum mevzuatın tanziminde esiri güvenen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller mevzuatın senin olmasıyla bütün bu deliller sende ilmi ilahiye şehadet ediyorlar. Senin zemininde. Mevzuatın içinde bir mevcut iken ben de oraya şehadet ediyorum. Yani ona sahip oluyorum. Mevzuat benim içimdeyken ondan kendimi seyrediyorum. Kendime sahip oluyorum. Mektubat 19. El hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevzuatın pencereleriyle batı bir vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamın hengamında ve o hazine-i bir nihayenin derleri olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Hani Hasan abim diyordu ya, ben yazmışım yani. Hani Hasan abim diyordu ya bir mama, ya üstadım neden yolu değiştirdin? Bu cümlenin devamı başka tarzı olmaya bir mana bu şekilde bir deste demiştim de. Nasıl tarzı olacağını şöyle istihrat ettim yani. Nasıl ki ismi Vedud, mevzuatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Şu hiç ender hiç olan kardeşiniz ise hiç ender hiç fakat bu mevzuatı unutmak isterim diyerek ismi Vedud'un vacib-ül vücuda seyrettikleri mevzuat penceresini üstadımıza verilerek üstadımız vacib-ül vücuda bakabilecek bütün pencereler yani mevzuat içinde. Dolayısıyla penceresinden bakmak değil, penceresinden bakılan var. İsmi Vedud üstadımızda bulunan mevzuatın penceresiyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Pencereyi ve içine sok, yani içinde olsun, dışarıda kim var, her şey sendeyken sen neredesin? Ve üçüncü aynı düşündüm. Yani Üstad mevcut verilmesiyle Üstadımıza mevcut verilmesiyle acaba üçüncü sahip oldu. Bu makamda onu düşünmüştüm. Şimdi Mektubat 19 o mazhariyetin cilveleridir. Demek bütün sözler buradan dolayı değil oradan buraya baktırıyorlar. İsmi Hakim tefekkürle ereğine dalanmak fenaatıyla, ismi Rahim aşk ise sadece zata vakti kat eder, şefkat ise zat hesabına, bütün mevzatı onun hesabına ister. Mevzatı istemek şefkat-i mukaddes ile bakıyor, ona bir masaliyettir. Kalp bir kumandan gibi sadece zata vakti kat olup, akıl, ruh, sır ve nefis dahi o şefkat sırrıyla mevzatı isteyecek, askerlerini sevk edecek. Eğer insan yalnız bir kalbin ibadet olsaydı, bütün masibayı terk, hatta resme ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına rabd-ı kalp etmek lazım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifelerde taifi ve hadseleri var. Düşünün ki kalpte, yani sığdığın mümin kulunun kalbine sırıyla zat olduğu halde ruh kalpten daha yukarıda. Bunun gibi nasıl oluyor yani? Zat kalbimizde sığınmış fakat bu daha yukarıda. İşte bunun gibi mevzatı istemek zata rabd-ı kalp etmekten daha üstündür. Mesela göz bir hasedir ki ruh bu halini o pencereyle seyreder. Elimde kısırıyla. Ruh ondaki ben, ondaki ben istiyor mevzatı. Seyretmek istiyor kendini. Kalp ise bendeki odur. Şefkat-ı mukaddese de Şefkat-ı mukaddese bekabillah ise aşk-ı mukaddese fenâhıbillah. Yani burada ben hatrama göre de ruh nasıl kalpten üstüne olabilir? O şekilde Üstad'ın mevcut istemesiyle daha üstün olduğunu hissedecektim. Şimdi sözler 197-198. Güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi de onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun mevzat sende olunca mukayyet ve maddede mahpus değilsin ki
bu diye araya girsin. Sıra-i rahim oluyor. Allah'ın nuru semavati vel arzın sırrıyla, mevzinin sende olmasıyla Allah'ın nuru sende tezahür ediyor. Asar-ı Bediye 264, merayel-i mevcudatta tecelli esma ve sıfatı sırrıyla mevzat-ı alakadar onun esma ve sıfat sende tecelli ediyor. Asar-ı Musa 120, ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcelal Hâlet-i Zülşanı olan Şems-i Selmedi'nin onun mevcudun sende olmasıyla Şems-i Selmet de sende tezahür ediyor. Çünkü Üstad zaten Şems-i Selmedi isim ediyor aynı şeyde. Şimdi sözler 236. Bütün mevcudatan söylenen, bütün ukurlu halık içinde meskul eden, üç müşkül ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Şimdi un mevcudat sende olunca, sana verilince bu suallerin muhatabı mevcudat olduğundan ve sen de mevcudat içinde olmakla mevcudatın dışında olduğundan ne gelen var ne giden oluyor. Yani nereden nereye mevcudatın içinde sorulan bu soru, mevcudat senin içindeyken ne gelen var ne giden oluyor. Şimdi sözler 401. Adem'e melaikinin secde etmesiyle şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insana sebekten meleği kadar ekser mevzudat musahhar olduğu gibi yılandan şeytana kadar mudur mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini. Ekser mevzudat hayır, azınlık da şer oluyor. Çünkü burada ekser mevzudat itaat ettiğini ediyor diyor. Üstad ise reçelmezden istemiyor. Un mevcudatı bizden istiyor. Un mevcudatı bizden vermesiyle ise melek ve şeytan senin zemininde çarpışıyorlar. Sen onların arkasındasın. Sana musahallık ve düşmanlık anlamını kaybediyor. Çünkü bütün mevcudat sende, sen hepsinin arkasındasın. Hepsini ihata ediyorsun. Hepsi seninle çarpışıyor. Senin insan zemininde. Lemalar 52. Eğer bütün mevcudat seni bırakıp temel yolunda aleme giderse bana kafidir. Madem o var, her şeyi var. O halde o gidenler aleme gitmediler. Onun mevcudat sende olunca sen mevcudatın dışında olmuş olacağından senin için temel ve alemin ehemmiyeti kalmıyor. Adem ve fena ne isterse bize yapsın ehemmiyeti yok. Gözün şu anda geçen sırrıyla. Lemalar 346. Sırrı kayyumiyetin cildesine bu noktadan bakınız ki bütün mevcudatı Adem'den çıkarıp her birini bu nihayetsiz kazada bu Allah ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltti sırrıyla durdurup planla da tabir edip onu böyle sırrı kayyumiyetin tecellisine mazhar ediyor. Kainatın insan ile mazhar olduğu sırrı kayyumiyetle Lemalar 353. Mevcudatın sende olmasıyla mevcudat sende kıyam ve sende beka bulduruyor. Ve sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar olan bu mevcudat sende bu tecelliye mazhar oluyor. Sana verilince insan oluyorsun. İnsanlık makamından böyle anladım. Ben emreden ibret olmayıp insan oluyorsun. Mevcudatı emre değil, İnsan istiyor. Yani mevcudu isteyen insanı istiyor ve hiç mevcudu isteyen diyor. Mevcudu isteyen insandır. Şimdi Lemalar 194. Bir ilmi izlemin dairesinde planları ve miktarları taallim eden mevcudu ilmeyi göze göstermeyen bir eczay ile gezinen ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir eczay misirli. Lemalar 194. Bu aynı ifade Lemalar 240'ta şu şekilde ifade ediliyor. O kadir-i mutlak emrükün felekün ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya türlen eczar gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiye sığar. Birinde mevcudat-ı ilmiye diyor, birinde de mahiyet-i ilmiye diyor. Yani sırayla denilebilir ki ilmin mahiyeti mevcudattır. Çünkü mevcudat-ı ilmiye diyor, mahiyet-i ilmiye diyor aynı ifadeyle. O zaman ilmi mahiyeti mevcudat bu makamda dinilse
Bunun mevcudun sende olmasıyla emrükün müfellekün sende oluyor. Yani insanda. Kudret bir cildeş olan kuvvet, yani kudretin bir cildeş olan kuvvet sende sürülüyor. İlmi ezelinin gayesindeki planlar, miktarlar sende taahhüt ediyor. Göze görünmeyen bir gözü sende gösteriliyor. İlim, irade, kudret sende ifade ediliyor. Sözler 613. Bu kainatın meclisi olan insan, şu kesbeti mevcut içinde vahdeti gösterdiği gibi kalp dahi iman gözüyle kesep içinde vahdeti görür. Bunun mevcudun sende olmasıyla sen mevcudun içinde değilsin ki vahdeti gösteresin. Vahdet sende gösteriliyor. Kalbin dahi kesep içinde vahdeti görmek değil, içinde olan bir kalp kesebin içinde olamayacağından vahdet sende görülüyor. Sensin, arkada sende gösterilir. Buradayken gören sensin, arkada sende görülüyor. Vahdet, kesep gibi bütün zıtlar birbirini yok etmeden hepsi sende faaliyet gösterir. Bunun ölçüsünün verilmesi sırrı insanlara bakıyor diye yazmışım. Mevcudun içindeyken tılsım olur, mevcudat senin içindeyken sır olur. Böyle bir yazmışım. Sözlerimiz Bismillahirrahmanirrahim. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle bir zebandır. Sonrasıyla mevcudatın bir zebanı olan Bismillah seni tezahür ediyor. Çünkü mevcudat senin olunca mevcuda bakan Bismillah seni tezahür ediyor. Allah'ın ismi sende taşınıyor. Haşa bahsediyor. İnsan olarak anlıyorum. Allah'ın ismi, yani sırrı insan. Allah'ın ismi sende taşınıyor. Bismillah sende başlanıyor. Sen Bismillah diye birbirlerinin zemini, mevcudatın zemini oluyorsun. Mevcudatı istemekle mevcudatın sınav verilmesi manayı harfiyle bakmak demek değildir. Senin manayı isminin yerini Bismillah'taki ismi almasıdır ki Allah'ın ismine sende başlanıyor sırrı insan. Mevcuda bakan mertebeleriyle Bismillah'ın sende başlanmasıdır ve sende okunmasıdır. Mevcudun içindeyken sen bir mevcut olarak Bismillah'a başlarsın. Bütün mevcuda senin içindeyken sen mevcut değilsin ve mevcudun arkasında mevcuda sana verilmiş, insana verilmiş başlanıyor. Mevcut nasıl kazanılır? Sen neden mevcut değilsin? Sözler 523, enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayini tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bildiği, tefekkür ettiği değil, gördüğü vakit bütün mevcudatı da nihayetsiz bir vücudu kazanır. Mevcudat ve nihayetsiz bir vücudu kazanmanın arkasındasın sen. Mevzat ile nihayetsiz bir vücudu kazanıyorsun. Bismillah'taki ismi sırrınca bütün isimlerin cemi Allah olduğundan her bir isim sende tezahür ediyor. İnşallah bunun sebebi de geleceğim. Manayı ismin zeminden, manayı harfe nazar etmekten daha arkada bir şey var ki sırrıyla manayı isminden tezahür edip Allah'ın ismini almaktır ki bu almak ifadesi sana mevzatın verilmesiyle oluyor. Hiç anlayın hisliktir mevzatın verilmesi. Çünkü biz manayı harf ile bakıyoruz. Yani mevzat bizim içimizde. Benim dışımda bir gayet olmayınca artık manayı harf olmuyor. Burada Bismillah sırrı var. Hislik sen mevzatın içinde. Hiç anlayın hislik sen mevzatın içindeyken oluyor. Manayı harf böyle bir tefekkürüm oldu. Hiç anlayın hislik ise mevcudun sana verilmesiyle, mevcudun senin içinde olmasıyla olmasıdır. Yani sözler 6. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın. Mevcudun seni olunca Bedevi Arap çöllerinde seyahat edecek mevcudun içinde bir mevcud olan artık sen yoksun, kimse de yoktur. Bir kabile reisinin ismini almak sende ifade ediliyor. Bismillah mevzatın bir zebanıdır sırrıyla.
Mevcudun sana verilmesiyle ve senin olmasıyla. Mevcudat seninle dair değil ki kendi hesabına söylettiresin. Sana sana verilmiş o halde kendini mevcut ile göstermektir. Zatı istemek için mevcudatta olmak lazım geliyor. Demek gayrı var ki gayrıdan onu istiyorsun. Oysa mevcudun sana verilmesiyle gayrı kalmıyor. Çünkü mevcudat sendeyken sen neredesin? Bütün zaman ve mekanlar sen, zaten sende oluyor. Mevcudunun verilmesiyle gayrı ortadan kalkıyor. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cildesini şöyle gördüm ki az simasında ve insan simasında sözler 8. Bismillah kainata bakıyor. Allah'ın ismini almak kainata bakıyor. Kainattaki mevcudat sözler 7-9 gibi çok yerde bütün mevcudat kainatın içindedir. Kainat eşittir insan ve insan eşittir Kur'an sırrıyla kendi içinde mevcudat mevcudun verilmesiyle mevcudat senin içinde oluyor ve dolayısıyla sen kainat oluyorsun. Yani mevcudatı istemek insanı ekber, mevcudun verilmesi insanı ekber olmak demektir. Mevcudat sana verilmesiyle sen kainatın bir misali musalları değil, insanı ekber olan kainat oluyorsun. Çekirdekten ağaç oluyorsun. Hem sen kainat olunca bütün isimler sende gösterildiği gibi dolayısıyla Rahman ve Rahim de sende gösteriliyor. Fahri kainat sırrıyla mevcudatın verilmesiyle ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile övünüyor değilim. Ben Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile övünüyorum. Mevcudat sende olunca sen insanı ekbersin. Sen kainatın çekirdeği değil, bizzat acısın. Cennet ve cehennem gibi kainatın içindeki bütün mevcudat bir fiil sende ifade ediliyor. Olunca biz şu an çekirdek itibariyle cennet ve cehennemin çekirdeği bizde. Fakat mevcudun sana verilmesi bir fiil seni ifade ediyor. Sen mevcudun içinde olmadığın için cennet ve cehennemin dahi içinde değilsin. Adem ve vücut alemleri sende tezahür ediyor. Nasıl ki kainatın içinde cennet ve cehennem var diye kainat elem ve lezzet almaz. Bütün ısıtların arkasında olarak tüm tılsımlar sende ifade ediliyor. Mevcudun devleti sırrı insanidir. Yani çünkü bu manayı bu şekilde anladım. Arz olduğundan Allah'ın sana abi. Efendim abi. Fatih kardeş. Efendim abi. Şimdi burada müdahale etmez istemezdim ama şimdi uzar sonda söylersek yerinde doğru bir tespit olmaz. Kainatla mevcudatı birbirinden ayırmamız lazım. Yani de cennet ve cehennem yok. Kainat arştan aşağıya alemin gaybın ve alemi şehadetin bütünlüğüne kainat. Ama tamamına direkt kattes. Dikkat değil de ben kainat olarak düşündüm. Mevcudatı da mesela kainat arş olarak ifade ediliyor. Arşın altındaki bütün şeyler de mevcut olarak. Kainatın içinde mevcudun olduğu çok ileride ifade ediyoruz sen orada. Mesela mevcudat, kainat, Fatih kardeşim, mevcudat mümkünat aleminin tamamı. Mümkünat alemin meçhulden aşağı olan her taraf mümkünat alemi. Evet. Kainat arştan aşağıya. Evet. Bu ikisini eşlemeyi doğru yaparsa biraz daha detaylandırsak iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ama Hasan abi ne der bilmiyorum. Şey tamam o bakıyorum dinliyorum da doldura doldura gidiyor Mehmet kardeş o mevcudatla kainat, şecer-i hilkat biraz ayırmış, evet ayırdın sen. Ama çok hayretle dinliyorum ya. Nasıl doldurmuş bunları ya? Fesuma, aynı Nadir abi ya. Yani çok fesuma. Yani abi, evet, ben mevcudat, mevcudatın sadece benimle pekine kurdum. Yani,
Benim sesim bana Fatih'in sesi dalgalı geldiği için pek iş anlamadım ama tamam Fatih devam et, ben bir şey duymadım ama duymamış olayım zaten çünkü ben de biraz böyle yankılı yaptım. Şimdi bak üçünü ben hemen şey yapayım fark uzatmadan. Bir, Allah'ın dışında yaratılan bütün alem şeceri hilkat. Hop, geldi mi sesim? Bir anda gene şey yaptı. Şu anda geldi mi abiler? Fatih, benim sesim geliyor mu abim sana? Benim sesim gelmiyor mu? Gene kesildi. Ben kendi internetime bağlansam. Bende de olmaz. Ben düştüm galiba. Neyse sen devam et sesimi duyuyorsan. Devam etsin mi şu? Etsin. Fatih abi, Hasan abi devam et diyor. Evet. Sesi geliyor herhalde. Bak bakayım kimse girmiş mi? İnternete kimse girmesin mi? Kimse girmiş. Öyle mi? O zaman modemi bir çıkar, takar mısın? Dışarıda. Dışarıda mı? Evet, dışarıda. Bir sür, hemen tak. Aynı fişi tak. Birazdan toparlanır. Tamam. Tamam. Ben kendime Gürhan arıyorum. Sesim. Kendime Dilit arıyorum. Tamam. Kendime Hüseyin arıyorum. Nevzat'ın sende olmasıyla benden bana uyuyor. Dilit ve Gürhan ve Hüccet bende gösteriliyor. Nevzat'ın sana direkmesiyle bu Gürhanları kendimle göstermek demektir. Sözler 9, bu sikkenin 3 mühim muhtesini irade eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Gitmek olan 3 sikkenin hatırları Allah'ın ismiyle kendime açıyorum. Gerçi burada okumayacak ama yani sikre. Şimdi, madem sözler 87, özür dilerim bu arada. Ben hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kerimat, doğru söyleyen natık ayetleri. Risale-i Nur, bu makamda mevcut Risale-i Nur oluyor. Çünkü hani ben buna istihraç ettim. Çünkü mevcut derken hak söyleyen sadık kelimeleri diyor. Buradan sadık kelimat olarak Risale-i Nur içeriyor. Hani Risale-i Nur kelimat değil yani Arapçada. Hadisat-ı kerimat ise Kur'an. Yani hadisat-ı kerimat Kur'an buna nasıl işaret ediyor? Natık ayet ediyor. Natık ayet olarak işaret ediyor. Yani şu mevzuda Risale-i Nur desek şu hadisat-ı kerimatta Kur'an nasıl ki Risale-i Nur benden bana ben gitmek için bir zemindir Risale-i Nur. Bunun mevzuda bende olunca bütün kelimat bende yazılır. Bunlar itibariyle ise çünkü bu mevzuda sende olunca Sen mevcudun arkasındasınız. Arkasını olduğun için sana diyor. O zaman kehanet olmak itibariyle ise bana işaret ediyor. Burası biraz entüse ama bütün hayatlar burada bendeydim. Her şey ona katledilmiyor. İçin zaten. Yani iç yerine iç olduğu için burada beni kesinlikle katledilmiyor. Ben kehanet olmak itibariyle ise işaret ediyor. Burada yani sırrı insan. Kur'an-ı Hakim benden bana ben gitmek için bana inen, bana
tanesi. Yani bir sözü bilemiyorum istiyor. Şimdi Sözler 91 bütün keynetin Allah'ı içine teksip etsin. Bütün mevzuatın şehadetine reddetsin. Şimdi sen keynet olduğundan mevzuatı istemekle ve mevzunun sana verilmesiyle sana şehadet eden bütün mevzuat ile kendine şahit oluyorsun. Kainat eşit dengesi toplamdan mevzuat ister insan. Ve sıfatların tecellileri de bu arada tecelli sıfata tezahür, bunu ben böyle düşündüm de tecelli ile tezahür arasındaki fark. Tecelli sıfata tezahür esmaya bakıyor. Tecelli aynenin temizliği yani cilalanması, parlanması, tezahür aynede zahir olması. Sen kendini aynede seyrediyorsun. Çünkü öne istenilen ne verildi ve de tabi istenilen vücudunu bu aynaya yutturmuyorsun. Tam tersi bu aynada kendini seyrediyorsun.
aynı harici değil, kendine çevir ki daha arkasındaki insanı görürsün. Sen bile insanı, ha bu arada bunu tamamen de çalışmışsın ya, kısa birisi. Burada mesela Elif, sen git Elif diyor. Ben bunları mesela şöyle çalıştığım için, şimdi ayrıntılı girmeyeceğim, sadece nerelere baktınız. Mesela evde gider insana, ip kainat, elif Kur'an. Tel gök, ip yer, elif dağ. Tel hayt, ip hat, elif ünvan. Tel ilah, ip rab, elif melik. Yani böyle devam edeyim, birkaç tane daha var, hepsini okumayayım şimdilik. Şimdi tel ile insanı, ip ile kainatı, elif ile Kur'an'ı seyret. Çünkü en açılıyor. Hani eninin kapalı halindeyken zaten bunlar olamıyor. Eni açılması, eninin eni hüveden ayırmak, insikat etmesi lazım, ayırması lazım. Şimdi Kütüb-i Sitte 6. cilt 113. sayfada Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı yücelik ve yükseklik ifade eden mevcudada arş denmiştir. Yani Kütüb-i Sitte aynen 6. cilt 113'te böyle geçiyor. Şimdi mevcudun verilmesiyle kalp yerinde arş sana verilmiş oluyor. Çünkü artık insan makamındasın. Arş sana verilmiş oluyor. Tabii bu enede zaten değil. Arş senin olunca Rahallah arş üzerine istifa etmiştir. Taha Suresi 5. ayette mesela Rahman olan Allah arş üzerine istifa etmiştir. Şimdi mevzuata insana verilince bu sefer Rahman olan Allah sende istifa etmiş oluyor, istiva etmiş oluyor. Arş sende olunca, sana verilince. Şimdi Kütüb-i Sitte 6. cilt 112. sayfa. Bidayette Allah vardı, ondan önce başka bir şey yoktu. Onun arşı suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Şimdi buradan ben anladığım şeyi ayrıca arş ilk yaratılan olduğundan, yani bu sayfaya göre, bu metne göre arş ilk yaratılan olduğundan senden senin nasıl yarattığını seyretmektir. Arşını, şimdi Kütüb-i Sitte 6. cilt 112. sayfa arşını su üzerinde yarattı. Ben burada suyu İslamiyet-i Kübra olarak anlıyorum. Su fıtratı temsil ediyor. Arş hilkati temsil ediyor. Yani fıtratsız da hilkat olamayacağından, yani çünkü fıtratsız olmadan hilkat neyin üzerinde inşa olamayacak. Bu yüzden fıtratsız hilkat olamaz. Bu yüzden arşı müstakil değil, su üzerinde yarattı. Yani hilkatini fıtrat üzerinde yarattı. Ben bu mani, yani bunu budur demeyim. Yani benim aileme düşen mani bu oldu burada. Şimdi Fatih abi, peki esir maddesi olabilir mi? Su kastedilen. Yani o da olabilir de ben bu şeyde, hani arşını su üzerinde yarattı diyor ya. Hani neden arşını müstakil yaratmadı, su üzerinde yarattı? Onu biraz düşünürken böyle aynama geldi de. Hani fıtratsız hilkat olamaz dedim. Çünkü hani hilkat var, fıtrat yok. Bu sefer şey olur. Hani hilkat olur, fıtrat olmasa her şey tek olur. O zaman şuurlu bir ayna olmaz. Hani çünkü herkesin bir fıtratı var. Mesela herkesin fıtratı ayrı. Bu yüzden fıtratsız hilkat olamayacağından arşını da su üzerinde yarattı. O şekilde tefekkür ettim. Hani çünkü arşın neden müstakil değil? Hani bir şeye bağlı olarak. Hani bu mana aklıma geldi de hani hilkatini fıtratta şey yaptı yani. Fıtratsız olamayacağını. Bu şekilde yani düşünüyorum. O noktadan bakmadım da. Tabii budur demiyorum. Hani benim aynama gelen bu oldu. Şimdi Sözler 473 bütün hakaiki mevcudat ismi Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Bütün hakaiki mevcudat. Sözler 94'te ise bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Sırıyla mevcudat senin olunca ismi Hakk'ın şuaatı sende gözüküyor. Cilve cemal nakısa sende senin zemin buluyor. Tabii ben şu anda ifade edeyim. Ben şu an hep yerlerine koyuyorum ama yerlerine koydum o kadar az ki mesela ben Lisan'daki bütün böyle mevcut geçen yerleri yerlerine koysam çok uzun zaman alır. Sadece böyle birkaçını
yazdım. Yani çünkü hepsini yazsam, yani bütün bu mesela benim tarzımda böyle yerlerine uygulanırsa siz de yapabilirsiniz. Yani mesela ben mesela bir yerlerine koyduğum için mesela bütün mevcutta kesen yerlerine koysam bu sefer çok uzun bir şey olur. Sadece böyle bazı yerlerini şey yaptım. Çünkü aynı mantık olduğu için. Şimdi sözler 211. Mesela sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, sonra bütün zihayatların Halık'ı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebet darlık lazım gelir. Yoksa zilde kalırsın, yalnız cüz'i bir cildesini, yalnız cüz'i bir cildeyi bulursun. Şimdi o mevcudun sende olmasıyla bu münasebet darlık sende gözüküyor, zıldan geçip kül oluyorsun. Hem hususiyet, cihet, ünvanlardan geçip ismi itibariyle, çünkü burada bir tek mevcudun Halık'ı ismiyle diyor, devrende ünvan falan diyor. İsmi itibariyle Bismillah diyebilme makamına çıkıyorsun. Yani hakiki bir Bismillah diyebilme makamına çıkıyorsun. Tabii öyle anladım ben. Burada sen mevcudata muhtaçsın, arkada mevcudat sana muhtaç olduğundan, burada mevcudu isteyen sen gibi gözükürken arkada mevcut seni istiyor. Çünkü mevcut arkada sana muhtaç olan Hasan abi de bilmanı söylüyordu. Mevcut senin olmasıyla neyse bunu okumayayım. İnşallah dersim bu kadar abilerim. Bu kadar yazdım. Maşallah Fatih, benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor mu Fatih? Sesim geliyor mu? Evet abi. Geliyor Hasan abi, geliyor. Heh. Mikrofonun kapıyoruz abi. Sesin geliyor abi. Tamam, şey için kopuyorum da bugün nasıl olduysa bugün biraz fazla ders oldu demek ki. Fatih maşallah, ilk önce tebrik ediyorum. Canım kardeşim ya, bu metinleri sen şimdi Dima veya Mecul'e atsan iyi olur inşallah. Onları yapabilir misin? Abim inşallah ben PDF yapacağım bunların hepsini. Tamam. Yani dosyaları atmayı yapıyorum. Çok güzel. İnşallah hazır edelim abim. Çok güzel. İyi, o zaman sen şimdi dur. Soruları varsa arkadaşlar sorularını sana sorsunlar. Ben seyredeyim sizi. Tamam abi. Buyurun arkadaşlar. Yani burada şöyle özür dilerim. Bir hayal etmenizi istiyorum. Şu anda mesela biz mevcudun içindeyken işte göğe, dağlara, bulutlara bakıyoruz. Bir şeyin içindeyiz. Hani mevcut bizim içimizdeyken biz neredeyiz? Yani bu mevcudun gerçekten verilmesi çok acil bir şey. En çok mesela bundan çok etkileniyorum ben. Ya bu kadar söyledim de. Ben de dün birisine anlatıyordum. Birisini anlatıyordum. Şimdi bulunduğum yer itibariyle bakıyorum Büyükçekmece Gölü'ne. Biraz da tepedeyim böyle ağaç şey binaların çatısına. Şöyle Büyükçekmece, ne bileyim uçak geçiyor, araba geçiyor. Şu anda ışıklar yanıyor. Şimdi düşün. Bu şehir ve şu anda konuşuyoruz. Şöyle sakin kafayla bir düşünelim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah yarattı. Bu mevcudat buza benziyor. Esmaları da farz muhal. Esmalarında cil ve cemal nakış sanatı olma noktasında bu mevcudat suya benziyor. Su. Yani mevcudat buz olsa esma su oluyor. Bak şimdi. Senin o dediğine gelin. O zaman buz mu suyun içinde, su mu buzun içinde? O zaman denilir, buz suyun sıfatıdır. Bu mevcudat esmanın donmuş hali. O zaman biz neredeyiz? Biz neyin içindeyiz? İç demeyeyim de içi yani. Mesela şöyle bir şey düşünün. Okyanus düşünün. Okyanusta öyle farz mal bir hortum olsa ama
hortum böyle kaldırmıyor. Sırf bir yeri böyle, şöyle bir daireyi şöyle dondur soğuk yapsa, koca okyanusta para kadar bir yer donsa, o buz dedik sudan ayrıştı. Su değil. Ama değil de değil ama su değil, buz. Peki o buz nerede? Okyanusta. İsmi buz denmiş. Ama okyanusun donmuş hali. O işte okyanus esma. Biz de o donmuş buz adasıyız. Buzlar biliyorsunuz fazla durursa kurtlanır. Bakın bu okyanus vardı. Sonra dondurduk onu, dondu. Bir tane buzdağı oldu. Biraz asırlar geçti. Nasıl sıkıyor ya. Asırlar geçti. O buz adasında kurt oldu. Peki üç tane şey farklı oldu. Bir okyanus, iki buz adası, bir de kurt. Aha, kurtta bir de baktık hayatlar var. Göz kulak var. O buz, buzun içinde olan kurt, ada büyük ya, adayı göremiyor. Ona deniliyor ki, sen adaya hasır fikrettin. Aslında bu ada, o buzdur, okyanustayız dese ne kadar uyanır ki? Ne kadar uyanır? Şimdi bütün mevcudat insanda. İnsan nerede? İnşallah bu dimağ grubu seviyeli gruptur. Mecul grubu bu derslere katılanlar bu saatte bilerek durmuş. Onun için yanlış anlamayacaklar. Buz, suyun donmuş hali. Zahirde buz gözüküyor ama aslında bu suyun sıfatı gibi biz de esmanın içindeyiz. İçinde demek, dışında demek. Yani bu suyun içinde desen su nerede? Yani ne yapayım başka anlatılamıyor. Donmuş hali diyoruz. Şöyle baktığımız zaman binaların çatıları var, göl var, arabalar gidiyor. Ya ezeli ve ebedi olan Halik-i Zülcelal'in içindeyiz. Şu dağlar, şu büyük çekmece, şu oturduğumuz bina, bilgisayar, telefon, kalem, gözüken şeyler hepsi Allah'ta. Yani haşa dünya bu tarafta, güneş öteki tarafta, şemsiye yani oradan bize vuruyor. Aslında hepsi aynı yerde. Onun için uykuda denmiş. Uyanan çok azdır. Ölünce uyanırlar demiş. Ya şimdi bir daha bunu şey yapayım. O buz adasında dolaşan kurtlarız biz. Okyanustan haberimiz yok. Bir şekilde orası dondu. Ölüm nedir? O kurt eridi, okyanus oldu. Yani kurt nereden geldiyse bir tane süzme geldi güneşten. Bir şua geldi. Bu şeye vurdu, kurta vurdu. Kurt eridi, buzun üzerinden kaydı, hop okyanusa damla oldu. Bu da öldü. Ya çok garip yani. Şimdi bütün bunu nerede anlatıyor bu hikayeyi? Evet, bizim hikayem. 30. lema ad bahsinde hemen başında saray söylüyor. Saray. Ali dur kardeş, sesi açma kardeş. Dur, sonra ben konuşmayı kesince girersin. Ses çırıltı yaptı da. Şimdi o ad kelimesinde bir saray varmış. Bir düşünün bakayım. Bunları ben uydurmuyor. Oturup da hayal kurmuyor. Biraz düşünüyor. Orada diyor ki bir saray varmış. Var.
sarayın içinde alem varmış. Onun içinde memleket varmış. Onun içerisinde de İstanbul varmış. Bir saray varmış. Alemler bu sarayın içindeymiş. Alemler onun içerisinde de Türkiye, onun içerisinde İstanbul, İstanbul'un içerisinde de ben oradayım. Peki bu saray nerede? Adama sormazlar mı? Saray nerede? Hani demiş ya Miraç'ta aleyhissalatü vesselam, bu hadis ya, bu sarihtir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Lef-i Mahfuz'dan bir adım geçemeyen Cebrail'i bıraktığı zaman, işte insan işte bir ne düşün, sen düşün. Öyle tabir kullanılıyor tercümede. Boşluk. Boşluk gördü. Yaklaş diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi diyor. Boşluk var diyor. Belirleniş yok yani. Ya Rabbi ya. Şu Habibini dolayısıyla onunla bizi nasıl muhatap aldın ya? Sonra Cenab-ı Hak'a diyor ki ne yapayım diyor. Sağ ayağını sol ayağının üzerine bas diyor. Yani arkadaşlar Allah'a ne kadar şükretsek olsun olsun çocuğumuz. Ne kadar şükretsek azdır ki böyle bir durusu Kur'an'a bizi muhatap etmiş. Risale-i Nur talebe etmiş. Yanlışlarımızla doğrularımızla onu aramaya çalıştığımızı o çok iyi biliyor. Tevfik-i refik olsun bize. Yani onu tanımaya çalışıyoruz. Ve onu tanımaya çalışırken aslında onun bendeki onu tanıyormuşum. Men arefe nefse fekad arefe rabbe diyor ya. Yani maşallah bugün ne kadar hoş oldu yani. Bizi manaya gark ettin ya. Böyle öyle suladın ki. Feşbanallah. İyi bir Ali bir şey diyecektin kardeş. Şimdi ben kapatayım sesi. Sen buyur abi. Abi selamun aleyküm. Allah razı olsun Fatih kardeşim. Teşekkürler. Ben hem sizin konuşmanızda bir belki vizyon olur. Onun üzerinden de gidersiniz diye katkıda bulunmak için girmiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. İşaret-i İcaz 210'da. Üçüncü veciğin. Oradan bir yer okuyacağım. Hem de bir sorum olacak inşallah. Kısa, Cenab-ı Hak Adem'in... Kısa olsun ama Ali. Soru kısa abi. Bütün kemalatın mebadisini tazammül eden âli bir fıtratla tasvir etmiştir. Ve bütün mealinin tohumlarına mezra olarak yüksek bir istidad ile halk etmiştir. Ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı 10 duyguyla teçhis etmiştir. Ve bu üç meziyet sayesinde bütün hakaki eşyayı öğretmeye hazırlamıştır. Sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Şimdi buradan anlıyoruz ki eşya ile mevcudat aynı şey değil. Buradan bu tespit var. Bir de mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan. Üstadın bütün mevcudatı bütünüyle istemesi vicdan seviyesinde iki alemin müntehası ya vicdan iki alemin arasında. Vicdanla ilgili belki biraz konuşmak istersiniz diye abi. Bunu nasıl anlamalıyız? Mevcudat ve vicdan arasında bir karşılıklılık var. Yani bu bizim alemimiz biraz daha çok dimağa bakıyor ya eşya abi. Demek ki mevcudat vicdanı aktive ediyor. Üstad buradan bakıyor hadiseye. Bununla ilgili abi siz ne demek istersiniz? Ali bu konunun içerisine konu olur. Zaten yeterince epey sulandık. O ayrı bir konuya geçiyor. Yani burada anlatılmak istenen şeyde şey yapalım. Diğerlerini dağıtmayalım alemimizde de. Yani bütün mevcudatı birden isterim. Çok garip yani. İnsan nasıl istiyor ya? Nasıl istiyor? Ya çok garip ya. Nasıl bir donanıma sahip? Biz neredeyiz? Mesela bugün bir kardeşimiz aradı. Diyor ki, abi çok bunaldım dedi. Ne yapayım dedi. Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Dedim bak,
burada niçin bulunduğuna pergeli koyarsan haletini güzel yorumlarsın. Burada niçin bulunduğuna pergeli koyarsan o zaman haletini de diğer şeylerini de hep güzel, en güzel şekilde yorumlarsın. Peki arkadaşlar, sormak isteyen yoksa kapatayım. Geceniz mübarek olsun. Bir sorun var abi, bu konuyla da alakalı. Şimdi bu Miraç konusunda da konuşmuştuk. Hatta az önce de siz ufak bir beyanda bulundunuz. Şimdi haşa, bu zihnimi son dönemde alemimi çok meşgul eden bir soru. Haşa, Hazreti İsa'nın Allah olması gibi değil. Ama Allah'ın en iyi insan versiyonu Hazreti Ahmet'tir diyebilir miyiz? Yani bunu zaten Allah met etmiş. O salat eder, salat eder mealen Kur'an'da. Siz de salat getirin diyor Cenab-ı Hak. Ahsen-i takvimin en zirvesinde şeyde de 24. sözde bütün esmanın bütün meratibine mazhar. Diğer peygamberler bir veya birkaç tane ismi mertebe azamına mazhar. Allah Resulü bütün isimlerin mertebe azamına artı ismi azama mazhar. En cami odur. Çok şükür ki yani böyle bir peygamberimiz var. İsa Aleyhisselam da bizim peygamber de. Çok şükür ki böyle bir cami. Çünkü diğerleri peygamberle bir kavme, bir zamana, bir mekana has gelmiş. Kur'an gibi zamansız, mekansız hepsini şey yapmamış. Başka bir tanesi de bir bilim adamı diyeyim. Böyle bayağı doçent bu. Bugün bir dedi ki bana, bulmuş neyse. Zamanı şey yapmak istiyorum dedi. Ben size bir cümle söyleyeceğim. Ben bunları bilmiyorum. Adam doçent yani. Dedim ki bak. Zaman hakkında o kadar şeyle konuşulmuş ki bir de böyle baktım. Onun adı da Fatih'ydi. Fatih kardeş dedim. Şöyle bak. Mekan mülk ciheti, zaman melekut ciheti. Böyle bak. Yani biri birisiz olmazlar izafiyeti. Yani insan ve şeceri hilkat. İnsan ve Kur'an. İnsan ve İslamiyet. Bunun dördü aynı. Şeceri hilkat, ondan sonra Kur'an, İslamiyet ve insan. Çok şükür ya. İyi ki Müslüman olmuşuz ve varlığından haberdar etmiş. Allah'a hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır. Peki geceniz bu... Hakikatlerinizi anladım. Ama benim demek istediğim, merak ettiğim soru şu. Allah kendini insan versiyonunda Hazreti Ahmet kılığında mı gösterdi? Şöyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daimi. Hani Allah'ı en güzel gösteriyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani vahdet-i vücut. Onu derecelendirmek için kendimize göre eksik yanlarımız var. En iyisi biz de onu derecelendiriyoruz. Aynen öyle. Ama şeyi pergeli oynatmayacağız şuradan. Usulden oynamayacağız. Usul. Allah, Hristiyanlar ve Alevilerin bir kısmı buradan sapıttılar yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam mihenk noktasıdır. Mesela dediğin doğru Mehmet. Bir köye kazasu geldiği zaman uyduya bakar. Orada mihengi nokta bulur. Ondan sonra senin tarlayı o üzerinde bulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyet noktasına en ekmelidir, en kemal halidir. Biz eksikliklerimizi veya yapmamız gerekenleri o aynaya bakarak bulmamız lazım, çözmemiz lazım. O ekmelidir. Çünkü Allah Kur'an'da söylüyor bunu. En ekmel, en mükemmel bu yapılmış, yaratılmış. Peki bize ne getiriyor? Şimdi düşün Tövbe. Tövbe. Yani öyle bir peygamber olmuş ama yani eksik. Ne yapalım yani? O zaman her sözünü, her hareketini acaba diye sorgulayacaktık. Sen böyle haşa
böyle eksik olan bir peygamberi mi böyle rehber yapardın veya inancında en mükemmeldir, en ahseni takvimdedir, bütün mertebeyi azama mazhardır. İnsana şeref duyuyor yani. Çok şükür Peygamber Aleyhisselam, ben şöyle düşünüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrekmenin yaratılması bana en büyük iyiliğidir. Çünkü ben kendimi nasıl yorumlayacaktım? Eksik ve tam olduğumu, zaaf noktalarımı, güçlü noktalarımı nereden bilecektim? Onun en mükemmel olmasın bana en büyük iyiliğidir. Esmaların en azami tecellisinin insan suretinde gözüken sistemler bütünlüğü insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah razı olsun. Amin. Amin. Geceniz de mübarek olsun. Allah sizden de razı olsun. Ama yani hepten bizi sarhoş ettin Fatih yani. Maşallah ya. Ne kadar hoştu ya. Çok şükür. O çıkarımların saat ne kadar oldu? Ha, o bayağı gitti. Şöyle diyecektim. Sence bu akşam biz ayrılırken şimdi dersten çıkarımlarından veya okumak istediğin şöyle bir şey okur da bizi bırak. Şurayı bir daha size tekrar etmek isterim. Kendimce çok mühimdir. Şu çıkarım veya risaledeki şu şeyi siz okumak isterim de Fatiha'yı çekelim. Tamam abi inşallah. Ben en çok şey okumak istiyorum. O cümleyi oku, Fatiha'nı çek. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismini de mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudun pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiçende hiç olan kardeşlerimize yalnız hizmeti Kur'an'a istidamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin delalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mazharetine medar bir vaziyet verilmiş. Mektubadan 9. Peki. Nasıl taze olacağını şu şekilde işaret ettim. Nasıl ki ismi vücut mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Şu hiç enden hiç olan kardeşiniz ise hiç enden hiçim fakat bu mevcudatı umen isterim diyerek ismi vücudun vacib-ül vücuda seyrettikleri mevcudat penceresini üstadımıza verilerek yani vacib-ül vücuda seyrettikleri mevcudat pencere üstadımıza veriliyor. Üstadımız vacib-ül vücuda bakabilecek bütün pencereler yani mevcut içinde, mevcutun sende olmasıyla penceresinden bakmak değil, penceresinden bakılan var. İsmi Vedud üstadımıza bulunan mevcudatın penceresiyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Pencereyi ve evi kaldır, içinde olsun, dışarıda kim var, her şey sendeyken sen neredesin? Bu kadar abi. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.